şu an çok iyi. Merhaba sevgili tüketiciler. Bu akşam daha doğrusu Avukat Rıdvan Yıldız'la beraber bir araya geldik. Tüketici Sorunları Derneği Başkanımız. Ben Hatice Kolçak. Ne konuşacağız? Aslında iki gündür bizi soru yağmuruna tuttunuz bir anlamda. Bu konut kredileriyle alakalı son bir haftada ciddi bir düşme var konut kredilerinde. Dolayısıyla da daha çok eskiden, daha önceden kredi kullanmış olan, yüksek faiz oranlarından kredi kullanmış olan tüketicilerimiz bize şu soruyu soruyorlar. Kredimizi yapılandırabilir miyiz diye. Birkaç gündür çok fazla soru aldık. Biz de dedik ki hani Rıdvan'la beraber bir araya gelelim ve bunları hem sorularınızı yanıtlayalım hem bu konuya bir şey getirelim, açıklık getirelim. Çünkü şöyle bir şey var. Faizler düştükten sonra tüketiciler, eski kredi kullanmış olan tüketiciler bankalara gitmeye başladılar. Bankalara gidip biz de yapılandırmak istiyoruz eski kredilerimizi diyorlar ve maalesef olumsuz cevap alıyorlar. Olumsuz cevap aldıklarında da bize yazıyorlar. Yani böyle bir hakkımız yok mu şeklinde. Çünkü geçmişte düşük faizli konut kredisi, düşen konut kredi faiz oranlarına daha doğrusu refinansman yapılabilmişti, tüketiciler yapabilmişlerdi. Peki bankalar şu anda neden olumsuz yanıt veriyorlar? Ya da hani bizler daha neler yapabiliriz tüketici olarak, tüketicilere ne yaparlarsa yani bu eski kredilerden faydalanıyor, bunu konuşalım istedik. Bize bu yayınımızın süresi boyunca sorularınızı yazabilirsiniz. Facebook'ta ya da bu canlı yayın yaptığımız şeyin altına sorularınızı yazarsanız biz de mümkün olduğunca cevaplamaya çalışacağız burada. Şimdi ne oldu? Faizler düştü. Evet. İnsanlar tabii ki ne oldu? Faizler şu anda 0.70 hatta 80 civarında geldi ama her ne kadar işte 24 ay için olsa bile daha önce 1.15'ten 20'den faiz kullanan tüketici vardı. Bankalara gidiyorlar. Bankaya gittiklerinde bizi yapılandırmak istiyoruz diyorlar. Evet, evet. Ama bankadan olumsuz yanıt alıyorlar. Evet. Sorular var. Onları tek tek cevaplayacağız ama şuna bir dinleyelim. Ne oluyor aslında? Ya açıkçası şimdi kredi faizleri düştü. Özellikle konut kredilerinde. İnsanlar 10 yıl vadeli, özellikle 10 yıl vadeli, 5 yıl vadeli krediler aldılar. Ancak daha önce yüksek rakamlardan aldılar. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Mevcut süreç gelişmeden 3 gün önce, 5 gün önce, 10 gün önce bu kredileri alan vatandaşlarımız var. Şimdi bu vatandaşlar diyor ki yani ben 10 gün sonra alsaydım bundan faydalanacaktım, şimdi faydalanamıyorum. Yani açıkçası tüketiciler noktasında mağduriyet söz konusu. Peki bankalarda diyor, ona bakalım. Bankalarda evet faizler düştü ancak daha önce sözleşme imzalayan kişiler ve karşı bunun uygulanabilmesi için çift taraflı bir mutabakat olması lazım. Tüketici istiyor ama banka mutabakat göstermeyince böyle bir durum yaşanmıyor. Kanunda bunun yeri var değil mi? İki tarafın da rıza göstermesi gerekiyor sanırım. Kesinlikle öyle. Tüketici kanunu 6. maddede bu düzenlenmiş. Şimdi burada tabii ki kredi sözleşmelerini tüketiciler incelesinler. Sözleşmelerinde sabit faiz oranı üzerinden mi bir anlaşma yapılmış yoksa değişken faiz üzerinden mi? Eğer değişken faiz söz konusu ise mevcut değişiklikten otomatik olarak faydalanabilecekler. O zaman değişken faizli eğer bir sözleşme yapılmışsa önce ona baksınlar. Zaten bu anlamda yapılacak bir şey yok. Güncel faiz oranlarıyla kendiliğinden işte güncellenerek gidiyor. Kesinlikle. Aslında burada bugün konuşacağımız şey sabit faizli konut kredisi kullanan vatandaşlarımız ki genelde %95 hatta daha fazla belki sabit kullanıyor. Ya açıkçası ülkemizdeki ekonomik süreçler genellikle çalkantılı olduğu için insanlar faiz değişkenliklerine çok güvenemiyorlar. Bu sebeple sürecin lehe ya da aleyh, yani çok ciddi olarak aleyhine sonuçlanmaması anlamında faiz oranlarının aşırı yükselip de daha büyük rakamlar ödememe sebebiyle sabit faizi tercih ediyorlar. Şu an sabit faiz noktasında bankalar açıkçası direniyorlar tüketicilere. Sebep olarak da mevcut kanun hükmünü gösteriyorlar. Ancak şimdi şunu belirtmekte fayda var. Ülkemiz olağanüstü bir süreçten geçti. Bu millet, bu ülkenin daha büyük uçuruma yuvarlanması için çok ciddi bir engel teşkil etti. Hı hı. Şimdi bu ülkede çok ciddi kârlar kazanan finans sektörü, özellikle bankalar ne yapıp edip kendilerinin
kar sağladıkları bu işe tüketicilere karşı pozitif bir süreç geliştirmeleri lazım. Her ne kadar evet kanun bunu diyorsa da mutabakatları... Hemen araya gireyim mi? Çünkü en çok da tabii merak eden şeylerden bir tanesi. Şu, bundan ben hatırlıyorum, bir 3 sene önce filandı. Kredi faiz oranlarının hemen hemen yani tarihte, Türkiye tarihinde dip yaptığı noktalardan bir tanesiydi, zamanlardan bir tanesiydi. Ben 0.60 bandını hatırlıyorum. Yani 65-66'lar gitti geldi bir dönem. Ve insanlar eski kredilerini yapılandırdılar ve hiçbir sorun olmadı. Yani refinansman dediğimiz yapılandırma aslında her zaman gündemdeydi, her zaman yapılabilir bir şeydi. Sadece bu dönem yapılamaması insanları bir şaşırttı. Yani neden yapılandırılamıyor noktasında da işte bugünkü günümüzde yaşadığımız olağanüstü hali mi göstermemiz lazım? Ya açıkçası evet, olağanüstü hal süreci söz konusu. Sayın Cumhurbaşkanımız çok önemli bir çağrı yaptı. Çok haklı da bir çağrı yaptı. Buna şimdi bakıyoruz, konut sektöründeki faaliyet gösteren firmalar özellikle karlarından vazgeçmiş durumdayken bankaların geçmişe dönük doğru karlarını da diretmesi gerçekten çok doğru değil. Bu ülkenin en çok kazanan sektörlerinden biri finans ve bankacılık sektörü. Yani bunu belirtmek lazım. Geçen günlerde kar oranları açıklandı ve çok yüksek olduğunu gördük. Şimdi böyle bir durumda yani ülkenin ekonomisinin hareketlenmesi hem de geçmiş dönem tüketicilerin mevcut riskler karşısında korunması noktasında geri adım atmaları lazım. Tüketicileri koruyucu bir refinansman yapmaları lazım. Şimdi mevcut faiz oranlarına dönerlerse ki şimdi tüketicilerin yoğun talepleri var. Yani bu noktada şimdi biz direkt açıkçası mevcut kanuna göre direkt mahkemeleri gösteremiyoruz. Çünkü mahkemeleri gösterdiğimiz noktada tüketicilerin davaları kaybetme ihtimali var. Ama %100 olmasa bile böyle bir hakları var neticede. Yani dava açma hakları var. Peki hemen bunu konuşalım mı uzatmadan? Çünkü en çok merak edilen şeylerden bir tanesi bu. Yani sorular da hepimiz üzerinden gelmiş gördüğüm kadarıyla. Hatta ilk bir tane sorudan gidelim. Soruyu cevap şeklinde gidelim. Tabii ki. O zaman anlaşılması çok daha rahat olur. Hemen mesela şurada Şerif Hanım'ın bir tane sorusu var. İzmir Bayraklı'dan soruyor. Bankanın adını vereyim mi bankanın adını? Yok, vermeyelim. Tamam. İzmir Bayraklı'da bankaya uğradım diyor. Kendi bankası uğramış. Mevcut olan kredimi yapılandırmak istiyorum dedi. 1.35'ten faiz oranımız yeni ev alanlara geçerli. 0.80 faiz oranı dedi. Ve yapılandırma yapılmıyor dedi. Ve bankadan ayrıldım diyor. Yani demek ki 1.35'ten kullanmış, bankaya gitmiş. Yapılandırmak için bankada olumsuz cevap vermiş, ne yapacak? Yani şimdi gerçekten düşük ihtimalde olsa belki örneğin kararlar çıkartabilmeye ya da bu süreçleri geliştirebilme anlamında belki davalar açılabilir. Yani örnek teşkil edecek noktada. Yani gördüğüm kadarıyla bir devlet bankası. Evet, bu devlet şimdi, bankası. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın çok önemli bir çağrısı varken bir devlet bankasının buna uymaması gerçekten düşündürücü. Yani özel sektörde daha düşük kar oranlarıyla yapılan sektörler dahi bu çağrıyı göre bir politika belirlemişken bir devlet bankasının burada diretmesi açıkçası çok hoş olmamış. Nihayetinde bu ülkenin insanlarıyla, bu ülkenin şeyiyle vatandaşlarının engellediği bir süreçle kar yapan bir finans sektörü var. Yani bu iş tersine dönseydi, halk bu şekilde karşı koymasaydı hiçbir şey ortada olmayacaktı. Ne bankalar olacaktı, ne başka bir sektör olacaktı. Yani bunların red edilmemesi lazım. Evet, halkımızda çok büyük bir emeği oldu. Çok fazla. Bu süreç içerisinde. Cumhurbaşkanımız da sürekli bunun üzerine vurgu yaptı. Ve hani alınan önlemlere baktığında da daha çok bunun üzerinden yürüyor. Tamam, bankanın böyle bir, dedik ki hani ikraz etme hakkı var ama bu noktada yine de ben kredimi takip etmek istiyorum dedi burada Şerif Hanım. Tüketici mahkemesine gitse gidebilir. Ya açıkçası şöyle de bir durum var. Ben tüketici mahkemelerim de buna ya da şöyle de bir durum gelişebilir. Yani bugünlerde kanunlarında kararnameler çıktı. Açıkçası çok önemli bir konu var. Onu da arada söylememde fayda var. Kapatılan birçok kurum. İşte bunlar okullar, başka birçok kurum kapatıldı. FETÖ terör örgütüne ait olması ya da onunla ilişkisi olması yoluyla kapatılan kurumların alacakları 60 gün içerisinde başvurup
bu alacaklarını ispatlayıp tahsil edebiliyorlar Maliye Bakanlığı'na ve Vakıf Genel Müdürlüğü'ne. Hangisi, hangi kurum nereye devredilmişse tahsil edebiliyorlar. Bu 60 günlük bir süreç var. Özellikle en çok soru gören, evet konuyu bir farklı bir noktaya taşıyacağım ama söylemeden edemeyeceğim. Dershanelerle ilgili çok soru geliyordu. Burada paralarımız var, okullarla ilgili çok soru geliyordu. Bu vatandaşlar vakit kaybetmeden 60 gün içerisinde, 17 Ağustos'tan itibaren 60 gün içerisinde kurum hangisine devredilmişse, Maliye Bakanlığı ya da Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne başvurup alacaklarını alma yoluna gitmediler. Bunu da belirtmekte fayda var. Evet, bu kanun hükmünde kararnameyle çıkarılmış bir durum. Esasında yani... Bu dün yayınlandı değil mi? Bu dün yayınlandı. Dün yayınlandı. Dün yayınlanan kanun hükmünde kararnameyle. Yani şimdi... Yani 17 Ağustos'tan itibaren say... 15 Ağustos'tan mı... Ne zamandan itibaren saymamız lazım? 17, yani, şimdi şöyle... Günden itibaren sayarsak 17... eğer 17 Ağustos, 17 Eylül, 17 Ekim'e kadar bir süre mi var? Yaklaşık olarak öyle. Buradaki sürenin başlangıç tarihini söyleyeyim. 17 Ağustos'tan itibaren 60 gün kapatı, şu an kapatılan kurumlar için. İleride bir kurum kapatılırsa, hı hı, 60 günlük süre o kurumun kapatıldığı tarihten başlayacak. Tamam, evet. Yani böyle bir hak düşürücü süreler var. Bunda yani insanların bilmesi gereken, hı, noktalar. Eğer bu kapatılan kurumlardan alacaklı ifeler. Tabii canım, bu şekilde yani bir sürü vatandaş var. Neticede özellikle bu kurumlara çocuğunu göndermişiz de dershanede olan, okulda olan, evet, bir sürü insan var. Onların o zaman bir an önce şimdi belki de bunları takip açıkçası etsinler. Şimdi bunu konuşunca aklıma tabii ki şöyle bir nokta geldi. Kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenen bazı süreçler var. Evet, kanun sağlık faizi değiştirilemez diyor. Ancak olağanüstü süreçten geçiyor. Belki de yani bir kanun hükmünde kararname ile bir düzenleme ile vatandaşlara böyle bir hukuki koruma getirebilir bakanlar kurulu diye de düşünüyorum. Ya da meclisten belki... Faizle alakalı. Tabii ki faizle alakalı. Yani faizle alakalı. Bu arada kedimiz de geldi. Faizle alakalı böyle bir şey yapabilir insanlar. İmkan tanınabilir. Yani tabii bu bir yukarının takdiri. Bilmiyorum. Ofisimizin kendisi de kısalıyor bu, bilmiyorum. Ofisimizin Aytin'in senin kucağına gelmeyi tercih etti. Bana gelmedi. Programa dahil oldu. Daha sıcak bir... Katılıyor mu bilmiyorum. Kendisine de sorularınız varsa, kendisine de sorularınız varsa iletebilirsiniz, sorabilirsiniz. Peki ben hemen konuyu tekrar toparlayıp kredilere getireyim. Tabii ki. Tamam, bankaların hani böyle bir itiraz şekli var. Okey, böyle bir hakları var. Ama bunun dışında eğer tüketici yine de tüketici mahkemesine gidip kendi alacağını ya da alacağını demeyelim de yapılandırma için hakkını arayabilir. Arayabilir. %100 onun sonuçlanacak değil ama neticede hakkını araması için böyle bir yol var. Evet. Bunun şeklinden biraz bahsedersek, şekil olarak nasıl olması gerekiyor dersek, burada tüketicinin ilk yapacağı adım önce bankaya gidip ben mevcut kredimi yapılandırmak istiyorum şeklinde bir dilekçe vermek mi olsun? Öncelikli olarak bir dilekçeyle mevcut kredimin şu tarihte çektiğim filanca numara ve kredimin yapılandırılmasını mevcut değişen, düşen faiz oranlarına göre yeniden yapılandırılmasını ve buna göre ödeme planı çıkartılmasını talep etsin. Bunu talep ettikten sonra bankanın kendisine yazılı olacak vereceği red cevabı üzerine burada tüketici mahkemesine başvurup bu şekilde bir mahkemenin müdahil olup ilgili faiz oranına göre hesaplama yapması yönünde karar verilir. Hani bu 6502'li sayı tüketici kanununda maddesi vesairesi konut finansmanı yönelik. Konut finansmanı açıkçası şu madde şu şekilde 32 ve 39. maddeler olmalı yanlış hatırlamıyorsam ama şimdi sabit faiz ile ilgili durumu açıkladık. Yani bunun şöyle bir durum var. Gerçekçi olarak bakarsak bankanın bunu reddetme hakkı var. Ancak tüketici burada olağanüstü bir sürecin yaşandığını, ülkenin olağanüstü bir süreçten geçtiğini iddiasıyla, yani şimdi evet ben belki bir kanun hükmünde kararname ile tüketiciler haklanacak ve bankalar mecbur kalacak bunları yapılandırmaya. Ama şimdi mevcut durumda tüketici lehine gelişen olağanüstü bir durum gerekçesiyle başvurabilir. Tabii burada mevcut kanunlar çerçevesinde, mevcut mevduat çerçevesinde lehe karar çıkması noktasında net bir şey söyleyemiyoruz. Ama yani tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısını düşünürsek Bakanlar Kurulu'nun mevcut durumu da göreceğini, bunu da gözeteceğini ve geçmişte çekmiş, yani kredi çekmiş insanları değerlendireceğini, belki de bir kısmını, bakın şimdi şöyle bir durum var.
10 gün önce ya, bu kredi faizleri düşmeden 10 gün önce, 5 gün önce, 2 gün önce çekenler. 1.15 çekenler. Ya da yani belki de yani afaki söylüyorum. İşte son 3 yıl içerisinde konut kredisi kullananlar, son 2 yıl, son 5 yıl içerisinde gibi bir şey de yapabilirler. Hani süreç de belirlenebilir kredi faiz oranına göre. Yani belli bir süreyle sınırlandırılıp getirilebilir bu. Ama yani mutlaka tüketici lehine bir düzenleme, bir kanun hükmünde kararname açıkçası bekliyoruz. Bekliyoruz. Konuştuğumuz konuyla ilgili devam ediyorum. İkinci bir sorun var. Aslında tam da böyle konuştuğumuz bunun üzerine. Evet. Yunus Bey, Yunus Bey diyor ki, bahsettiğimiz konuda kredi almadan önce bankayla görüştüğümde ileride yapılandırma yapabileceğim söylenmişti. Sizden ricam yapmam gerekenleri bana sırasıyla söylerseniz sevinirim. Bahsettik zaten ne olduğunu. Yapması gereken. Ama şu var tabii, haklılar. Neden? Tüketici bu konuda haklı çünkü gerçekten bugüne kadar bütün yapılandırmalarda, yani yapılandırma için tüketici faizler düştüğünde biz de hep yönlendirdik. Yani şimdi... Ve bir sorun da çıkmadı. Kredisini başka bir bankaya taşıyabildi. Aynı bankada tekrar yeni oranlara göre tekrardan şey yapabildi filan. Şimdi yapamaması... Şimdi şöyle bir durum var. Yapması gereken... Yani şimdi böyle bir şey söylemişse acaba aklımda da şu oluşuyor. Acaba banka faizle ilgili, kısaca değişken faiz ile ilgili bir madde koydu mu? Şimdi bakın, ben önce hiçbir başvurmadan önce bir bu konut finansmanı sözleşmelerini mutlaka incelemelerini bekliyorum. İnceledikleri takdirde belki ilgilerinde birkaç madde görebilirler. Tutman şimdi o sözleşmeyi incelemek biliyorsun çok zor. Sadece yani faiz... Tek tek hani yok, tamamını değil. Tamamını değil. Sadece faiz ile ilgili olan, faiz ile ilgili, hani faizin ne tür belirlendiği ile ilgili kısmı mutlaka incelesinler. Hepsinin olması bile faiz ile ilgili nasıl bir sözleşme. En azından o madde değil. Yani sabit mi yoksa değişken mi? Yani şimdi sözleşmeyi de belki de değişken, yani şimdi böyle bir şey söylemişse banka, belki de değişken faiz oranına göre bir sözleşme yaptı. Ya hemen aklıma ne geldi biliyor musun? Şöyle bir şey geldi. Mesela bana hep sorduğu zaman ben tabii ki sabit kullanımı öneriyorum. Nitekim hani biliyorsun ekonomik şartlar baktığında hani sürekli faizle bir değişim oluyor vesaire. Yükselebiliyor da. Bugün değişken faizden kullananlar sanki avantajlıymış gibi görünse de bu her zaman başımıza gelmiyor nitekim. Özel bir durum. Neticede her zaman riski olduğunu söyleyebilir. Çünkü faizler yükseldiğinde değişken oranda, değişken faizden kullananların oranları da yükseliyor olacak. Açıkçası şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın faizler noktasında bir çaresi olmasaydı bu süreç tüketici aleyhine de geçebilirdi. Yani 1.30 denilen faizler 1.60-1.70'lere doğru da fırlayabilirdi. Yani burada şunu da unutulmamalı. Etkili olan Sayın Cumhurbaşkanı'nın çaresi oldu. Çünkü bankalar ekonomik risk görüp bu faizleri arttırabilirdi. Kesinlikle. Çünkü şöyle bir şey var. Biz geçen seneden beri özellikle ben hani konum olduğu için de konut bir inşaat sektörüyle yakından ilgiliyim. Çok ciddi anlamda şey var. Yani faizler bir türlü düşmüyor. Banka acayip direnç gösteriyor. İndirmiyor. Biliyorsun son dakikaya kadar yani Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın çağrısına kadar kesinlikle en ufak bir esneme yoktu. Yani bunu da biliyoruz yani. Bu çağrı gerçekten cuk oturdu. Tam yerinde oldu ve yani bu gerçekten bir de, ya ben şeyi sorayım hani size, özellikle mesela konut sektöründeki durumun, yani konut sektöründeki faaliyet gösteren firmaların, yani bu işin müteahhitler boyutuyla bakarsak, şimdi kredi kısmı var ama bir de müteahhitler kısmındaki fiyat kısmına da bakalım. Şimdi oralarda ben çok ciddi kampanyalar gördüm. Yani daha çok takip edersin sen. Kesinlikle. Daha çok farkındasın. Şimdi böyle bir yani %20'lere, %30'lara varan kampanyalar ve bu sektörü durdurmamak adına atılan adımlar, verilen sözler var iken, yani bankaların daha direnç göstermeyip daha düşük kâra yönelmesi gerekiyor. Çünkü eğer bugün bu milletin bu duruşu olmasaydı ne bankalar kıracaktı ne başka sektörler kıracaktı. Buna dönmek lazım. Aynen. Bir de hani faizler düşer mi? Daha önümüzde nasıl bir süreç var? Bu da çok merak ediliyor. Ben bu konudaki fikrimi söylemek istiyorum. Ben faizlerin düşmeye devam edeceğini düşünüyorum. Elbette ki bir anda düşmesine hani o beklenen istediğimiz seviye düşmesi imkansız. Çünkü şu andaki sıkıntı ne biliyor musun? Sıkıntı şu. Tamam, faizler düştü mü? Evet düştü. Kaç oldu? İşte 0.80'lere geldi ama bakıyorsun 24 ay. Yani hani 2 yıl vadede kim kullanıyor kredi? Kimse kullanmıyor. Dolayısıyla bu anlamda bir işe yaradı mı? Aslında yaramadı işe. Evet. İnsanlar ev almak istiyorlarsa eğer minimum 5 yıl
Ya ortalama 10 yıl mutlaka kullanıyorlar. 10 yılda da 0.95 gibi rakamlar görüyor şu anda. Yüksek mi? Hala yüksek. Evet, biraz daha düşmesi lazım. Ben küçük küçük daha biraz daha düşeceğini düşünüyorum. Açıkçası ben de yani şu milli bilinç ve dayanışma ruhunun ekonomiye ve diğer alanlara da ülkemizin kalkınmasına da etkili olacağını düşünüyorum. Yani açıkçası her şerden bir hayır doğar denir ya, şu anki birlik beraberlik anlayışı, fedakarlık anlayışını gördükçe ilerleyen günlere çok daha güzel olacak. Hem finansman, hem ekonomi, hem diğer noktalar itibariyle bunu düşünüyorum. Evet. Ve beklentim de açıkçası bu yönde. Peki enteresan bir, enteresan değil, yine konuyla alakalı bir soru var. Aynen okuyorum. Muhammed Bey yazmış. İşte denizin var olduğundan bugün haberim oldu demiş. Benim kısa bir sorum olacak. Katılım Bankası'ndan konut kredisi çektim, yapılandırmak istiyorum ama Katılım Bankası olduğu için olmuyormuş. Buna müdahale etme durumumuz var mı demiş. Varsa nasıl olur demiş. Şimdi burada o zaman şey bakalım. Katılım Bankası yine aslında bu şey. Sanki Katılım Bankası normal bir bankadan farklıymış gibi geliyor. Ya şimdi katılım bankalarındaki açıkçası faiz denmiyor. Kar oranı ya da kar payı gibi ifadeler kullanıyor. Ancak nihayetinde orada belirlenen maliyetler yani faizle bir takım benzerlikler taşıyor. Bu sebeple yani diğer bankalarda yapılandırma söz konusu oluyorsa oradaki kar oranlarının da yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Yani şimdi açıkçası mevcut hükümet, özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın katılım bankalarının gelişmesi yönündeki politikasını biliyoruz. Yani ülkede vatandaşlara yönelik bir çağrı var ise katılım bankaları bunun şeyini çekmeli, başını çekmeli diye düşünüyorum ben. Bu kar oranlarının yeniden gözden geçirilmesi ve yeniden yapılandırılması noktasında. Yani orada da olmuyor diye bir durum yok. Evet, katılım bankalarının farklı bir mevzuatı var ama bu şu da demek değil. Hiçbir şekilde bunları katılım bankaları esnetemez diye bir şey yok. Yani o zaman Muhammed Bey'e şunu söyleyelim. Katılım Bankası olduğu için değil zaten bu konuştuğumuz konulardan dolayı yapılandırma evet. Yapılamıyor. Yoksa yapılır niye yapılmasın? Çok da bir farkı yok aslında. Aynen. Bunu söyleyebiliriz. Bu arada bir yorum gelmiş. Diyor ki kediniz için, Artem için o da mı kredi kullanmış, o da mı kredi mağduru diye soruyorlar. Açıkçası. Yerde oturuyor. Çok büyük problem varmış gibi duruyor. Açıkçası problemi var. Krediden mağdur ve kredi mağdurlarının içerisinde. Ancak o daha çok tüketici kredisinden mağdur. ama tüketici kredilerinin de düşeceğini düşünüyoruz. Onun da mağduriyeti giderilecek. Biraz da ona da değinelim mi? Çünkü aslında bütün evet. krediler aynı. Şimdi konut kredilerini konuştuk. Çünkü konut sektörü çok hareketli evet. Ağustos ayı içerisinde. Ev almak işte ülkemizde evet. çok önemli ama diğer taraftan baktığın zaman çok ciddi anlamda ihtiyaç kredisi kullanan çok ciddi bir kesim var. Orada nedir durum? Ya açıkçası şöyle bir durum vardı. Ben geçmiş dönemdeki düşüncelerim tüketimin azaltılması, işte cari açığın düşmesi noktasında bir sınır getirilmesi gerekiyor diye düşünülüyordu. Ancak şimdi faizlerin yeniden yapılandırılması, kredi kartlarındaki bir takım yapılandırmaları vesaire düşünürsek ya ülkede finansman gerçekten şu an çok önem taşıyor. Bu tüketici kredileri anlamında da, taşıt kredileri anlamında da, konut kredisi anlamında da. Ya bu sebeple şimdi insanlar tüketiciler noktasında düşünün, yatırım anlamında düşünün ya da farklı noktalarda düşünün. Kredi faizleri sebebiyle yatırıma ya da farklı şeylere girişmek istemedi. Çünkü kredi maliyetleri çok yüksek. Şimdi kredi maliyetine bakıyor, mevcut girişimin, yatırımın ya da yapacağı şeyin getireceğine baktığında kredi maliyeti caydırıcı oluyordu. Bu noktada aynı indirimlerin, aynı yapılandırmaların kredi tüketici kredilerinde, genel kredi sözleşmelerinde, yani genel krediden kastım esnaf, KOBİ ve diğer yatırımla ilgili kredilerde de yaşanması gerekiyor. Ki yani şöyle de bir durum var. Bugün evet konut doğru ama bizim ihracatçımız, üretimcimiz, sanayicimiz, esnafımız tek derdi konut alamamak değil. Tabii. Bir takım yatırım var, bir takım kendi finansma, finanse edecek noktalar. Yani biz bazıları ekipman finanse etmesi gerekecek belki personel anlamında finansman. Ben başka bir şey söyleyeyim mi sana? Tabii. Mesela ihtiyaç kredisi sadece yani ihtiyaç, çoğu insan
örneğin bir taşıt alacaksa ya da ne bileyim ben işte ev alacaksa ya da başka bir ihtiyacını gidermek için, ama sanki konut kredisi sadece konut kredisiyle, konut alırken sadece konut kredisiyle kapatılabilir gibi görünüyor ama birçok insan biliyor musun ihtiyaç kredisi de alıyor. Kesinlikle. İhtiyaç kredisiyle de kapatabiliyor. İşte ha, kredi kartını kapatabiliyor, konut kredisini, taksitleri mesela ödeyemiyorsa evet, eğer evet, ihtiyaç kredisi kullanarak bu taksitleri ödüyor. Araba da nitekim öyle. O yüzden ihtiyaç kredisi çok önemli aslında. Yani insanların belli noktalardaki şimdi şu bir gerçek yani. Ülkede para döngüsünün, para finansmanının çok fazla olması lazım ki üretim, şimdi şöyle de bir gerçek var. Arz talep noktası. Hı hı. Yani ülkenin yani tüketimini tasarruf, sadece tasarruf olsun yani tüketimi kısarak büyüyemez. Yani şimdi ülke aslında şu, hep şu gözden karşılarım. Türkiye'de sanki tüketim sorunu var gibi düşünüyorum. Ben açıkçası bunu aynı yorumlamıyorum. Türkiye'de sıkıntı üretim problemi. Yani bizim sanayimizin, diğer alanlarımızın üretimimizin gelişmesi lazım. Eğer bu alanlardaki üretim gelişirse zaten tüketim problem olarak kalmayacak. Çünkü tüketim hem ihracat, ithalata da yok tüketim olduğu için ülkemizin sıkıntı söz konusu. Ancak ülkemizin üretimi artar ise açıkçası tüketim sorunu olmayacak. Evet. Bu da bunda benim kendi görüşüm olarak ifade ediyorum. Evet, edeyim. Bu da önemli bir konu. O zaman toparlayacak olursak evet, yine hani başa dönüyorum ben. Evet. Yapılandırma için bankaya müracaat edip de olumsuz yanıt alan tüketiciler eğer isterlerse şanslarını tüketici mahkemelerinde deneyebilirler. Evet. Bunun için işte bankaya bir yapılandırma için önce bir dilekçe versinler. Bu dilekçe matbu bir tarafı yok değil mi? Yani, yok, çok rahatlıkla kendi durumlarını anlatabilen. Filanca tarihli tarihini de aldım. Filanca numaralı kredi ile ilgili yapılandırma talep ediyorum. Gereğini yapmasını arz ederim gibi bir dilekçe yeterli. Ve bankadan mutlaka buna yazılı bir cevap vermesini istesinler. Çünkü hukuki bir sürecin ya da cevap vermezse banka belli bir süre içerisinde, yani 20 gün içerisinde, 21 gün içerisinde cevap vermezse hukuki süreç de başlatabilirler. Yani resmi red cevabını aldıktan sonra ya da bankanın belli bir süre cevapsız kalması da red anlamı taşıyacağı için, resmi red anlamı taşıyacağı için başvurabilirler mahkemeye. Ama tabii ya biz bunun açıkçası çıkan kanun hükmünde kararnamelerin bir kısmını gerçekten vatandaşların mevcut durumlarında görünce lehine oldu. Yani bankurlardaki prim borçları düşüyor, bazılarında devlet üstleniyor, bir takım farklı teşvikler gelişiyor ekonominin gelişmesi için. Bu yönde de yani bir kanun hükmünde kararlarını bekliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısını düşününce. Ancak sadece konut kredisi anlamında değil, diğer üreticinin, sanayicinin, esnafın, kobinin de düşünülerek bir kanun hükmünde kararname ile vatandaşların hukuki haklar tanınacağı düşüncesindeyim. Evet. O zaman buradan da umut edelim. Bankalar eski kredi kullananlara da bir tolerans göstersinler. Kesinlikle. Gelenleri geri çevirmesinler. Onları da hakkı neticede evet, yeni faiz oranlarından, düşük faiz oranlarından onları da faydalansınlar diyelim. Bugünü evet böyle bitirelim. Bugün bu kadar. Bunları yaptık. Bunları konuştuk. Gündemdeki konuydu bu daha doğrusu. Son birkaç günün çok önemli ve dinamik bir konuydu. Başka bir program inşallah başka bir konuda görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar herkese. Görüşmek üzere.